Hanımefendi, lütfen siz benimle gelin. Hah, nihayet birisi benimle ilgilendi. Nerede bir deli var geliyor beni buluyor ya. Beyefendi. Ne oldu, buldunuz mu motorumu? Yok, henüz bulamadık. Yapma ya. Ama aracınızın plakasını tüm ekiplere bildirdik. İyi de kaç saat oldu motor uçalı? Adamlar çoktan bin bir parçaya bölüp parça parça satmaya başlamışlardır bile. Merak etmeyin. Arkadaşlarımız ellerinden geleni yapacaklar. Bu arada amirim sizden bize bir konuda yardımcı olmanızı rica ediyor. Tabii yardımcı olurum. Konu nedir? Günler kolay gelsin. Normalde hep bu iş için dört tane yedek arkadaş bulundururuz. Ama bugün bir tanesi acil çıkmak zorunda kaldı. Siz bize yardımcı olacaksınız. Tamam. Memur bey, bir yanlışlık olmaz değil mi? Merak etmeyin. Siz sadece figüranlık yapacaksınız. Arkadaşlar, değil mi? Duydunuz polis arkadaşı. Ben okey dördüncü formatında bulunuyorum burada. Artık hanginiz seçilecekse onu Allah kurtarsın. Karışmıyorum. Siz de. Arkadaşlarımız bu akşam sizi gasp eden şahsı oyan bir kişiyi gözaltına almışlar hanımefendi. Sizden de bu kişiyi teşhis etmenizi rica ediyoruz. Memur bey, şaka mı bu? Vallahi kadın seni teşhis etti zanlı diye. Ne? Yanında kimlik de yok. Yarın adliyeye gidene kadar mecburen seni misafir edeceğiz burada. Saçmalamayın canım, olur mu öyle şey? Ben kimsenin bir şeyini gasp falan etmedim efendim. Ben motosikletimi çaldılar diye geldim buraya. Kusura bakmayın kardeşim. Biz bunu yapmak zorundayız. Yarın adliyede savcıya anlatırsın derdini. Bir dakika. Eve telefon edebilir miyim? İşlemlerim bitsin, telefonum bende. Kullanırsın sonra. İşe bak ya. Selam verdik, borçlu çıktık, iyi mi? Neyse, çayın etkisi de geçmek üzeredir. Birazdan ararım ablamları, gelip çıkarırlar beni buradan. Allah'a emanet. Eyvallah. Telefon edebilirsin. Eyvallah. Allah kurtarsın. Eyvallah. Geçin oturun. Kendi telefonunuzdan yapın görüşmeyi. Bittikten sonra geri alacağım. Eyvallah. Evet, bu kadar hüzün yeter diyorum. Burada eğlenmeye geldik. Bayağı eğlenmek istiyoruz ve artık hareketli parçalara geçelim. Hep beraber alkışlar nerede? Eller böyle. Leblebi koydum tasa kız annem. Doldurdum basa basa kız annem. Doldurdum basa basa kız annem. Benim yârim çok güzel kız annem. Azıcık boydan kısa kız annem. Dayım arıyor. Söyle, dayıların kralı. Alo Yarcan, şimdi beni iyi dinle. Sakat bir durum oldu oğlum. Yarcan, dayım mı arıyor? Dayıcığım biraz bağır, duyamıyorum seni. Bağır bağır. Beni ne bağırtıyorsunuz lan? Siz kısın orada müziği sesini. Dayımsa bana ver, çok özledim onu. Bir dakika, ablam istiyor seni. Sonra da bana ver, ben de özledim. Yarcan, ablana verme telefonu. Benim seninle konuşmam lazım. Alo, alo. Alo dayıcığım. Dayıcığım, ben seni çok seviyorum, biliyor musunuz? Ben de seni seviyorum abiyeciğim. Tamam. Yarcan'ı verir misin telefonu? Çabuk hadi. Bir de seni çok özledim.
Abi ben de seni çok özledim. Çok fazla vaktim yok. Hadi Yarcan'a ver telefonu, hadi. Biraz bağır dayıcığım, sesin hiç duyulmuyor. Ya kızım beni ne bağırtıyorsunuz ya? Siz kısın şu müziği sesini. Erman, dayım telefonda müziğin sesi çok güzel geliyor diyor. Ay çok selam seni dayına. Nayım, 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 nayım kadar alayım. Ya kızım bırakın parçayı falan. Biri gelip beni çıkarsın buradan. Nezarete düştüm ben. Dayıcığım dinliyor musun? Erman sana hitaben söylüyor bu şarkıyı. Sabını koydum legene. Abi ne diyorsun sen? Nezarete düştüm diyorum ben. Üzerimde kimliğim falan da yok. Sabaha kadar tutacaklar beni burada. Erman'la Yarcan hemen gelip çıkarsın beni buradan. Çabuk. Diyarbakır hanım bağlar. Hanım eylor ki. Sor bakayım dayına bir istek parçası var mı? Dayıcığım. Erman soruyor bir istek parçası var mı diyor. Allah belanızı vermesin abi. Durmayalım, durmayalım. Evet, evet. Bir saniye. Durmasın. Hemen soruyorum dayıcığım. Dayım İsmail Yekta'dan Allah belanı versin adlı şarkıyı biliyor mu diye soruyor. Hemen yerine getiriyorum dayıma. Çok selam söyle. Çok güzel bir parça seçtin. Çok mistik bir parça seçtin. Allah belanı versin. Allah seni kahretsin. Ya abiye başlatmayın şimdi şarkınıza. Haybe'ye hapse atacaklar beni diyorum. Bana gelen sana gelsin yar. Hayatımı sen mahvettin. Acımadın neler çektirdin. Kader seni de mahvetsin. Alayım telefonu. Neden? Benim telefonum bu. Burada durmak zorunda. Alabilir miyim? Neyse memur bey. Sizi en iyisi beni bir 6 ay kapatın içeriye de eve gidip ablamı, yeğenimi ve onun kocasını linç etmek zorunda kalmayayım. Benim sinirim en az 6 ayda geçer çünkü. Hadi gidelim. Hadi. Türk malı hey, Türk malı ailesi kuzu. Özkan, how are you baby? It's okay baby, no problem. Yarcan ne oldu? Niye gözaltına almışlar Özcan dayını? Yok bir şey be balım, yok bir şey. Bir yanlış anlaşılma olmuş sadece. Neyse ki ben olaya müdahale ettim. Karışmayın, ben de dedim de memur arkadaşlar hemen serbest bıraktılar dayımı. Uydurma lan, gerçek hırsız yakalandı diye salıverdiler beni. Ha tabii, onun da etkisi olmuş olabilir dayı, doğru. Ha bu arada çalınan motor da bulunmuş benim. We find the motorbike baby. Oh, hurra! Yeah. Yavrum benim o kadar mutluyum ki dayıma tekrar kavuştum. Normal niye mi acaba? Tamam şaka. Ezgi pırpır yok. Pırpır yok. Ya dayı yolla, yolla. Allah! İşte bu kız! Gol! Gol! İşte budur be! Kaç kaç oldu? Tabelaya bakalım. Göbek atalım. 8-8. Çok güzel be. Hadi. Dayıcığım biz geç kalıyoruz. Benim daha Ezgi'yi bırakmam gerekiyor. O yüzden kaçalım biz. Hadi görüşürüz. Eyvallah Yarcan. Bana bak sabah erken kalk da dükkana gidip ölçü alalım. Tamam dayıcığım. Saat 12 dediğimi uyanırım ben. Hiç merak etme. Ne 12'si lan? Sen artık çalışan bir adamsın oğlum. Öyle eskisi gibi öğlenlere kadar uyumak yok. Sabah 8'de burada olacaksın. Erkenden dükkana gidip bakacağız. Ya dayı ben en son saat 8'de 2001'de kalkmıştım. Onda da deprem oldu yani mecburen kalktım. Şunu şöyle daha bir 10-10.5 gibi yapsak da benim ayağım alışsa, daha ilk günden yüklenmesek bünyeye bu kadar. Yarcan, seni ilk günden kovmamı mı istiyorsun yoksa, he? Aman neyim dayıcığım, aman neyim, ben saat 8 dedim mi kapındayım, hiç merak etme. Aferin. Yarcan, ne işi bu yeni iş? Dayım yeni açacağı Apache kafenin başına kimi getiriyor bil bakalım. Aman Allah'ım! Ya, ya... Çok tebrik ederim. Tebrikler kongrecü. Ne? Tebrikler. Ezgi, gerçekten ama gerçekten dayımın İstanbul'da bir kafe açıp onun başına hiçbir şekilde Türkçe bilmeyen Danimarkalı bir kızı getireceğini düşünüyor musun? Gerçekten. Yani şimdi senin normal bir işin mi olacak yani? Sen ne diyorsun kızım? Genel müdür oluyor senin nişanlın. Ne diyorsun sen? Genel müdür Yarcan. Ha? Atalım mı birer daha? Ama çifter çifter. Tamam atalım. Bir olarak. Hadi. Gel Ezgi. Top nerede? Oradan ver yavrum topu. Oradan ver. Ezgi bak pırpır yok tamam mı? Taşla başlıyorum. Tamam. Taş ateşi. Ha? Hadi bakalım. Hadi. Pırpır yapma yavrum. İleri at, ileri at. Bırak ondan sonra. İleri at bırak. İleri at bırak. İşte budur be! İleri at bırak diyor değil mi? Sen dur kalede o zaman. İleri at bırak diyor değil mi? Niye ileri atıp bırakmıyorsun? Sen dursaydın. Bir tane daha ver oradan.
açıyorum. Onlara at Ezgi. Aferin Ezgi. Onlara. Gol mü? Gol mü? Gol mü geliyor? Yarcan mı gol atıyor? Yarcan mı gol atıyor? Pardon Nayı, kralsın. Karışmıyorum senle. Ezgi gidelim biz hadi. Dolaptan. Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver.